Amerikan Başkanı Trump'ın savaş çıkarma planı olduğu iddia edildi. Hem de iddia önemli bir yerden geldi. Bu haber 3. Dünya Savaşı'nın yakın olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. The New York Times'ın 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda kendi yönetimine İran'a karşı olası bir saldırı sorduğunu ancak yönetim yetkililerinin onu bunu yapmamaya ikna ettiğini bildirdi. Trump'ın hedefinde İran'ın Natanz'daki en büyük nükleer tesisi olduğu belirtildi. Mevcut ve eski ABD yönetim yetkililerine göre Trump 12 Kasım Perşembe günü Oval Ofis'te kıdemli danışmanları ile bir toplantı düzenledi ve önümüzdeki haftalarda İran'ın Natanz'daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenleme olasılığıyla ilgilendiğini belirtti. Yetkililer bu görüşmenin uluslararası müfettişlerin İran'a sunulan zenginleştirilmiş uranyum miktarında önemli bir artış olduğunu söylemesinin ardından gerçekleştiğini belirtti. Üst düzey ABD yönetimi yetkilileri Başkan Trump'ı böyle bir hareketin sonuçları konusunda uyardı. İran'a yapılacak olası bir saldırıyla ilgili toplantıya katılanlar arasında Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de vardı. Pompeo ve Milley potansiyel risklere ilişkin görüşlerini sunduktan sonra toplantı bir füze saldırısı olasılığını programdan çıkarmaya karar verdi. Gazetenin kaynakları, Trump'ın hala İran'ın uranyum stoklarındaki artışına yanıt verme ihtimalleri üzerinde çalıştığını ve Irak'ta, Tahran'da müttefik gruplar da dahil olmak üzere İran'ın varlıklarını ve müttefiklerini hedef aldığını öne sürüyor. Öte yandan Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı. Seçim sonuçlarına göre seçilmiş başkan olan Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev değişimiyle ilgili yapılması gereken çalışmaları engellemesinin ekonomi ve koronavirüs salgını ile ilgili yapılacak çalışmaları geciktirebileceğini ve bunun da hayatlara mal olabileceğini belirtti. Biden yaptığı konuşmada önümüzdeki kışın çok zor geçeceğine dair uyarıda bulunurken çok karanlık bir kış geliyor dedi. Kongre'ye planlanan ekonomik yardım paketini bir an evvel yasalaştırma çağrısında bulundu. Maaşlarını, çalışma saatlerini, işlerini kaybeden milyonlarca Amerikalıya hemen yardım edebiliriz diyen Biden, Temsilciler Meclisi'nden geçmiş olan 3 trilyon dolarlık paket dahil yardım paketinin Senato'dan hızla geçmesini istedi. Biden, virüsü durdurduğumuz zaman ve işçilerle iş yerlerine yardımı ulaştırdığımızda her şeyi daha önce olduğundan daha iyi bir şekilde inşa edebiliriz dedi. Biden, virüsle savaşmanın en önemli konuların başında geldiğini ifade ederek, Başkan Trump'a geçiş sürecini hemen başlatma çağrısında bulundu. Biden, eğer koordine etmez isek daha fazla insan ölebilir dedi. Biden ayrıca virüsle savaşırken ABD genelinde maske kullanılmasını zorunlu hale getirmek istediğini belirterek eyalet ve bölge yönetimlerinden bunu vatandaşlara şart koşmalarını talep etti. Beyaz Saray'da koronavirüs ile ilgili çalışmalara katılması gerektiğini ifade eden Biden, bulunan aşının dağıtımının büyük bir iş olduğunu ifade ederek eğer ofisi devir alıncaya kadar konu hakkında bilgi sahibi olamazsa 1-1,5 ay geriye düşeriz dedi. Biden'dan önce konuşan seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris'e ekonominin canlanmasına odaklandıklarını belirterek bu ekonomiyi sorumluluk duyarak açmalıyız ve yeniden kurmalıyız. Böylece çalışan insanlara fayda sağlayabilir dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatının ABD Savunma Bakanlığı'na ulaştığı ve konuyla ilgili planlamanın yapıldığı bildirildi. Amerikan CNN televizyonunun Trump'ın Irak ve Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 2500'e düşürüleceği iddialar üzerine Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan bir ABD yetkilisi, "Başkanın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı gerekli makamlarca alındı. Şu anda bu talimat için planlamalar yapılıyor." dedi. Yetkili, talimatın içeriğine yönelikse herhangi bir detay vermekten kaçındı. CNN televizyonunda konuşan savunma yetkilileri, her iki ülkedeki asker sayılarını 2500'e düşürülmesi talimatının beklendiğini ve bu çekilmenin 15 Ocağı kadar yapılması için planlama emirlerinin ilgili komutanlara verildiğini bildirmişti. ABD'nin Afganistan'da 4500, Irak'ta ise 3000 askeri bulunuyor. Başkanlığı kaybeden Trump'ın borçlarıyla başı dertte. Trump'a en büyük desteği veren Almanya'nın devlet destekli bankası Deutsche Bank'ın alacaklarını tahsil etmek için gerekeni yapacağı iddia edildi. Alman ARD televizyonu ve New York Times'ın iddiasına göre,
Donald Trump'a en büyük kredi desteğini veren banka olan Deutsche Bank bu desteğini geri çekecek. Trump'ın bankaya şahsi borcunun 300 milyon dolar olduğu belirtilirken Deutsche Bank'ın hacizlere başlayabileceği de ifade edildi. İddia sahipleri, Başkan Trump'ın çoğu borçlarına kişisel garantiler verdiğini belirterek, Trump bunları ödemediği zaman alacakları ve özellikle de Deutsche Bank mülklerine el koyabilir. Bu tabii sade bir vatandaş olduğu zaman daha kolay olacak. Banka, görev sırasındayken bir davanın gelebileceğinden ve ABD başkanıyken kişisel mal varlıklarına ve gayrimenkullerine el koymak zorunda kalabileceğinden korkuyordu. ABD başkanına haciz getirilecek olmasının korkusu vardı, diye konuştu. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs aşısının dağıtım planlarına en kısa sürede erişmek istediklerini belirterek, "İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir," dedi. Biden, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech ile Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıları yaptırmakta tereddüt etmeyeceğini duyurdu. Joe Biden, iş dünyasından isimlerle bir araya geldikten sonra ekonomi alanında atacağı adımların planlarını açıkladı. Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var. İşler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Covid'le mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakabiliriz. Zor olacak ama başarabiliriz," dedi. Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa geçiş sürecinin de sorunsuz olacağını ifade eden Biden, "İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir," dedi. Küçük iş yerleri ve girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Biden, ABD Kongresi'nin ise bir araya gelip derhal ekonomik yardım paketini geçirmesi gerektiğini söyledi. Temiz enerji, elektrikli araba marketiyle milyonlarca kişiye istihdam yaratılacağından bahseden Biden, ABD'de üretim yapmayan hiçbir şirketle sözleşme yapmayacaklarını kaydetti. Biden, ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, "Dr. Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa aşı konusunda tereddüt etmem," yanıtını verdi. Joe Biden, insanların aşıya güvenmemesinin tek sebebinin Trump olduğunu savundu.